Son söz dedik. O zaman son yarışmacımızı da davet edelim. Artık ilk çekirdek ailemiz belli olsun kısmetse olur da. Görkem Işık geliyor. Ben Görkem Işık. 22 yaşlıyım. Özel fitness antrenörüyüm. İstanbul'da yaşamaktayım. Aslen Erzurum. Düzensiz hayatıma düzenli bir ilişki arıyorum. Herkes gibi olmayan, kendi gibi olan, güzel olduğu kadar akıllı birini arıyorum. Çok iddialı bir giriş oldu. Ne yaptın? Telefonu kapattım. Nasıl? Biri arıyordu, kapattım. Ha. Son, yani yavrum ben giriyorum. Son mesajım, evet. Görüşürüz 100 gün sonra diye. Son haberleri verdim artık, kapattım. Bıraktın yani. Bıraktım. Peki, güzel. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler, siz? Ben de iyiyim, ben seni çok merak ediyorum. Niye merak ediyorum? Nasıl? Çünkü bazı bilgileri okudum. At var, kılıç var, evet. Silah var yani. Var, evet. Yani cümleyi tamamlamak istemiyorum. Bulmaya gelmişsin. Yani biraz gerçekten oldu, evet. Ya sen niye böyle, kılıç niye mesela? Ok atabiliyor musun? Ok falan var mı? Ok atabiliyorum, evet. Biraz gerçekten bu mi? Bu çocukluk tutkusu denebilir, o yüzden. Ne güzel bir uğraş. Evet, şimdilerde faydasını görüyoruz. Peki, gerçekten değişik bir CV, onun için ilgi çekici aslında. Evet. Bu nasıl gelişti olaylar? Oyunculuk yapıyorsun diye biliyorum. Evet, oyunculuk eğitimi aldım. Hı hı. O sürede de farklı uğraşlar yapmak istedim. Hı hı. Dedim hem neden olmasın, ilgim de var ata, kılıca. Ben de bunlara başladım, geliştirdim kendimi. Şimdi buradayım. Buradan beklentin ne? Son olarak onu söyleyeyim. Aşk sayfamı yeniledim, yani güzel. Kapattım. Burada daha güzel, daha kalabalık iyi kişiler. Kalabalık mıydı bari onu? Birazcık kalabalıktı, onun için kapattım. Burada son aramayı yaptım. Çapkası. Biraz. Bundan sonra dışarıya cevapsız arama değil mi? Evet, onun sinyalini verdim. Burada yeni insanlarla tanışıp daha kendime uygun. Yani kendi olan değişik biri arıyorum. Taliplerimi bekliyorum diye. Peki sen çapkasın o zaman bayağı. Evet. Peki kendini nasıl değerlendiriyorsun? Böyle kıskanç mısındır? Kıskancım, evet. Kıskançsın. Ha, bir de maço. Birazcık var. Evet, var. Var. Maçoluk tarafı, evet. Yani zorsun. Karışırım birazcık. Karışırsın. Maçoluk, evet. Ha, kıyafeti üstü başa karışırsın. Tabii karışırım. Peki bakalım buna razı olacak bir güzelle karşılaşabilecek misin? Çapkınsan bu süre içerisinde acaba hani bir de popüler olacaksın da sana DM'den yürüyenler olacak falan da. Dikkat edeceğiz artık. Ortalığa dökmeden mi dikkat edeceksin, yoksa hani ilk işim olmaz, ben ciddiyim diye mi geldim? Yok, ciddiyim. Şu anlık ciddi. Neyse sen bir kuralları duy da ondan sonra şimdi kaç göz yapıyorsun da o kuralları duyduktan sonra zaten. Net olurum, evet. O işlerin öyle oynamayın yani, üzgünüm, kusura bakma, öyle bir şey yok yani. Hoş geldin. Hoş buldum. O zaman sana bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Son olarak erkekler evi seninle tamamlandı. Ben şimdi kızlar evine geçeceğim ve oradan size sürpriz bir bağlantıyla başımıza gelecek sürprizleri anlatıyor olacağım. Fotoğrafı da istediğin yere yerleştirebilirsin. Ev senin. Teşekkürler. Sizi baş başa bırakıyorum beyler. Aslında sizlerle. Görkem, ben de. Memnun oldum. Memnun oldum. Görkem. Ve kadro tamamlandı. Evet, şu anda Görkem, memnun oldum kanka. Şimdi halı sahamı için. Görkem kanka, memnun oldum. Oğuz, ben memnun oldum. Görkem. Teşekkürler. Son erkek yarışmacımız geliyor. Kim Beyza? Görkem. Görkem Işık geliyor. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Geldin. Atabilirsin. 3 dakikalık süren var. Tabii. Önce kendini anlatacaksın. Sonra sana sorular gelecek. Evet. Ben Görkem Işık, 22 yaşındayım. Özel fitness eğitmenliği yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum, Erzurum'dayım. Kısacası bu kadar. Dadaş mısın? Dadaşım, evet. Siz de mi? Ben Iğdırlıyım. Yaşını anlayamadım. 22. Yaşım 22. 22. Göstermesem de evet 22. Ben öyleyim Öykü Hanım. Ben bayağı yaşlandım. Burcun ne? 22. Burcum balık ama daha çok yükselelime şey yaptığımızı söylediler. Balık ikizler. Balık burcuyum dedin, duygusal mısın? Balık, yok, hiç duygusal ikizler değilim. Mi? Oh, ortaya God. Böyle karman çorman değişik bir şey olmuş. Ben de balık burcuyum bu arada. Ben de balık burcuyum ama arkadaşlar. Yükselen ikizler ikisi de çift karakter. Evet, çift işte. Denk, yani
Şimdi dediğini iki dakika sonra biri havai, biri içine kapanık. Hangisisin kardeşim? Evet, iki karakterli olduğum oluyor bazen. Kendinde en sevmediğin özelliğin ne öz eleştiri olarak? Birazcık fazla agresif olabiliyorum. Bazı ne kadar durumlarda. Fazla? Yani hiç sevmediğim özellik olacak mesela kadar. Mesela en top sinirlenmişsin, ne yapıyorsun çok sinirlendiğinde? Yani bir yere vururum ya da o anki sinirle konuşuyorsak telefonu fırlatırım. O derecede bir sinir. Kendine zarar. Dürüst, evet. Kendine zarar tabii canım. Karşıya bir zarar değil. Sıra bakma, işim ne demiştin, duyamadım. Ben özel fitness eğitmenliği yapıyorum. Hep böyle rahat mısın? Evet, rahatım. Ya yoğun bir hayatım var aynı zamanda. Onun için o yoğunlukta ciddi bir ilişki de yürütebileceğimi düşünüyorum. Kendinden yaş olarak büyük bir kadın olur musun mesela? Oldum. Çok deneyimim de oldu zaten. O yüzden daha olgun duruyorum. Şimdi ben ondan küçüğüm. Niye gülüyorsunuz? Sana doğru sorular hayat. Tabii ki. Öyle kısacası. En son ne zaman ilişkin oldu ve neden bitti? 2 ay önce bitti. Birazcık şiddetli ayrıldık denebilir. Şiddetli derken? Yani yıl değil, 6 ay sürdü. Şiddetli derken? Şiddetli derken yani çok kıskançlıklar oldu onun tarafından. Ben de pek sevmediğim için bağırışmalar, çağrışmalar en sonunda bitti. Bence sen de kıskançsın bayağı. Kıskancım zaten, aksini söylemem. Kıskancım. Burada konuşmak istemeyeceğim bir kadın var mı? Yok, görünüş olarak öyle ön yargım yok. Bütün hanımefendiler güzel. Sende öyle bir durum var galiba. Ya tabii ilerlersek, şey olursak tabii giyimine karışırım ama şu anlık tabii ön yargım yok. Hayır, beğenmediğin kadınla... Hani... Yok, evet, beğenmediğim kadınla şey ilişki yaşamam, onu soruyorsanız. Giyimine karışırım dedin değil mi sen? Ben evet. Yanlış anlamadım. Yok, yanlış. Kıyafete karışıyorsun yani. Evet. Açık beni yani söylüyor ama. Yani ön yargı gibi olmasın ama biraz böyle tarzında konuşman da böyle bir macho imajı verdi. Hobilerini bence... sorun. Neleri var mesela hobi olarak? Son soruyu ben sormuş olayım. Hobilerim çeşitli, sinema severim. Aynı zamanda basket, futbol, yani spora çok aşinayım. Küçüklüğümden beri yapıyorum. Anlatsana, sen de şimdi ata biniyorum de. Ya onları şimdi ata biniyorum. Aynı zamanda okçuluk, kılıç, öyle wow. Değişik özelliklerim de var. Ohoho. Hiç kendinizi övmeyi bilmiyorsunuz. Ailenle mi yaşıyorsun, yalnız mı yaşıyorsun? Ailemle hadi yaşıyorum. Sorular bitti, süre bitti. Merak ettim de son soru olarak. Bir şey değil bu arada Görkem. Oyunda çok kaç saniye? Kafamda bir analiz kuruyorum da şu an. 1.91. Evet. Böyle hanımlar. Vedalaşabilirsin. Vedalaşamıyorum ama gidiyorum ben. Söylemek istediğim bir şey. Evde durumlar nasıl? Herkes mutlu galiba. Yo, yarı yarıya. Bazıları mutsuz çıktı. Ha. Bazıları mutlu çıktı. Mutlu çıkanlar da hiçbir şey anlamamış herhalde. Çünkü burada dedikleri gibi bence değil. Ne yani orada söyledikleri buradakiler bir değil böyle gibi geldi gerçek ona. Gerçek bir şeylerle geldi galiba. Yok, öyle dedikodu gibi değil yani. Burada mesela hissettikleri bence öbür tarafa doğru geçmemiş. Nasıl? Elektrik uyum anlamıyla. Yani bazıları sen çok nasıl bir elektrik aldın bu arada? Kim söylüyor bunu mesela? Kim? Ya, bir arkadaşım söylüyor mesela ya. Bir hanımefendi. Ay söyle işte, kim söylüyor? Tanıdık. Ama pozitif gelenler pozitif karşılık aldılar genelde. Evet. Negatif gelenler de düz. Bir negatif demeyeyim de düz gelenler. Ben nötr geldim. Herhangi bir şeyim yok. Nasıl gidiyorsun peki? Güzel gidiyorum. Ha. Yani pozitif gidiyorum. Pozitif gidiyorsun. Tabii canım. Ölkan'ın burada bir mesaj verdi bana. Nasıl gidiyorsun? Güle güle. Bari net söyleyelim. Görüşürüz. Bay bay. Nefes aldırmaz yani. Nefes aldırmaz mı? Evet ya. Çok. Direkt söyledi. Rahatsız edici bir rahatlığı var. Rahatsız edici bir oturuşu vardı. Oturuşundan ziyade rahatsız edici bir rahatlığı çok. Var vibe olarak. Evet. Bir de o kadar kulti, çok rahat. Kulti multi mesela. Evet, çok o kadar güzel bir şey işte, çok sinirlenirim biniyor, mesela. Okşu. Asla bu giyiniş tarzıyla, o anlatılanlarla çok alakasız. Yani kendisini çok farklı bir insanmış gibi şu an böyle ağır çok ağır arada bıraktı. Gibi. Özel fitness eğitmeniyim dedi ama dışarıdan görünüşü asla, tamamen evet. O gömlek, o yelek, o zincir kolye falan. Verdiği bilgiler sizde bir kuşku uyandırdı öyle mi? Tabii. Çok. Kuşku mesela değildi. Tanıyamadım ben onu. Kimsin diğerlerini sen? Daha iyi tanıdım. Tanıyamadım tam. Nasıldı? 10 numara 5 yıldız. Keyifli mi? Evet, 5 yıldızdan 5 kişi oldu. Terletmişler. Çok sıcak ama o taraf. Ama terden var heyecandan. Güzel ya, gayet pozitif. Her şey pozitif değil mi? Var böyle
Kafamız uyan 5 kişi falan. 5 kişi falan. Kafanda 5 kişi. O her gelen kafamda 3 kişi var, 4 kişi var diyor. Aynı kişiler ya. Bismillah. Yo bu sefer hepsi konuştu. Şey diyeceğim, Görkem. İsim versene bir tane. Çok vardı ya. Kanka bence Esmer seviyorlar. Ben onu sezdim. Mesela dediğiniz gibi karşı taraf çok konuşuyor. Full bir sarı var, o çok konuşuyor. Evet. Ondan sonra soldan bir tane Tatiana'ydı galiba, bembeyaz. O çok bakıyor. Bir de en sol yakında kadın var, o da birkaç sorular sordu. Mavili kadın, o da çok konuşkan, o da güzel. Öyle değişik. Tam karşı bir hanımefendi bir iki soru sordu, o da güzel, hoş. Öyle. Güzel tatlı bir heyecan var ama değil mi eve girdikten sonra? Var tabii canım, var. Merhaba. Merhaba.